arkadaşlar. Birazcık daha böyle şey bir ara verdik, başka işlerle uğraşıyorduk. O yüzden bir de bir bölüm çekmiştik aslında ama onu çok beğenmedik. O yüzden tekrar çekelim dedik. Bugün ne anlatacağız? Bu sefer ne anlatacağız ya da off the record messaging, OTR protokolünü anlatacağız. Şimdi OTR bir şifreleme protokolü. Ne işe yarıyor? Anlık iletilerinizi, anlık ileti dediğimiz zaman yani işte Facebook, Gtalk ve benzeri böyle işte Jabber kullandığınız, hani XMPP kullandığınız konuşurken bu tip şeylerin tamamını şifreleyebilmeniz için bir şifreleme protokolü. Tabii ki OTR'ın kendisini direkt bunun için kullanmıyorsunuz. Yani OTR'ı şifrelemek için kullanıyorsunuz. İşte bu andaki iletilerinizi bir iletileri yönetebileceğiniz bir program aracılığıyla tekrar oraya ekliyorsunuz, programa ekliyorsunuz. Programa da OTR protokolünü ekliyorsunuz. Ve bu program OTR protokolünü kullanarak, şifreleme protokolünü kullanarak sizin andaki iletilerinizi şifreliyor. Şimdi OTR hani off the record, özellikle siyaset sistemimizin çok fazla kullandığı bir terim. Peki terimin kaynağı nereden geliyor? Hani ona baktığımız zaman iki ayrı kişi bir odada konuştukları zaman ve onlar kimse tarafından hani duyulamadığı zaman konuşmaları kimse tarafından bilinemez konuşmaya başlıyor öncelikli olarak. Eğer bu konuşma kayıt edilmiyorsa ya da hani onların birbirlerine neler söylediğini kimse bilmiyor yine. Tekrar söyleyeyim, birisi kayıt etmiyorsa ya da konuşanlardan birisi başkalarına anlatmıyorsa yahut kimse yine orada neler konuşulduğunu ispat edemiyor. Bu da önemli bir nokta. Yani orada neler konuşulduğu hakkında delil olması için bu konuşmanın kayıt edilmesi gerekiyor. Kayıt dışı konuşma, off the record konuşma bize işte gerçek hayatımızdaki sağladığı avantajı aslında şeyde webde gerçekten fiziksel ortamlardaki sağladığı avantajı şeyde de bilgisayarlarımızda da birbirimizle iletişirken sağlıyor. Evet, şimdi OTR platformdan bağımsız her platform üzerinde çalışabiliyor. İşte farklı, bunun için de söylemiştik az önce, programlar yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Bu programlardan işte bazen mesela bazılarında entegreli olarak geliyor. Yani programı indirdiğinizde Jitsi gibi, Adium gibi bazı işte clientlarda, istemcilerde şey geliyor, üzerinde entegreli olarak geliyor. Fakat bazılarında böyle gelmiyor. İşte eklentisini indirmek durumunda kalıyorsunuz. Örneğin biz çok yoğun Pigeon kullanıcısıyız. Yani genel olarak zaten sadece Pigeon kullanıyoruz denebilir. Ben IRC için de Pigeon'i kullanıyorum. Güzel oluyor. Orada mesela şey, onun için bir işte eklenti indirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu eklenti üzerinden konfigürasyon yapmanız gerekiyor. Ama diğer dediğimiz gibi Adium'da ya da Jitsi'de böyle bir şey değil. Zaten bilgisayarınızda Adium'la beraber geliyor ya da Jitsi'yle birlikte geliyor. Fakat yine tabii ki bir konfigürasyon yapmanız gerekiyor. Konfigürasyon dediğimizde ne? Konuşmak için gerekli olan, yani bu şifreleme ve birbirini doğrulamaya, verification, işte doğrulama sistemini sağlayacak olan fingerprint'i üretmeniz gerekiyor. İşte bu fingerprint'i üretmek için gene bu programlar size bu aracılığı sağlıyor. Yani tıkladığınız zaman işte fingerprint'i üretmiş oluyorsunuz. Çok fazla böyle karmaşık şifreleme deyince karmaşık bir şey geliyor olabilir aklınıza ama bu işlem çok karmaşık bir işlem değil. Gerçek anlamda bir şey indiriyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, üret butonuna basıyorsunuz ve üretiyor. Sonra işte bir tek karşı tarafı doğrulamanız falan filan gerekiyor. Onlar da yine 2-3 tıklamayla programlar üzerinden, işte istemciler üzerinden yapılabilecek şeyler. Bu arada hani birbirine daha önce şifreli mail göndermiş olan kişiler hani şifre üretme sürecinin nasıl bir şey olduğunu biliyorlar. Burada şifre üretme süreci biraz daha kısa sürüyor, başım dediği gibi. Yani bu süreç gibi hani şifrenin ömrünün de kısa olması gerekiyor. Hani insanlar daha güvenli hale getirmek için sıklıkla şifrelerini değiştiriyorlar, OTR şifrelerini. Ürettikleri o key'i değiştiriyorlar, anahtarı değiştiriyorlar. Ve birbirlerine hani en güncel anahtarı o sırada hani takip edilemez bir şekilde, yani takip edilse de o key'i karşı tarafta kullanmayacak kişiler bir anlam ifade etmeyecek bir şekilde SMS ile gönderebiliyorlar. Yahut şifreli bir e-postanın içerisinde yine o anahtarı gönderebiliyorsunuz. Birçok farklı yöntemle anahtarınızı sık sık değiştirip doğru kişiye doğru bir şekilde iletirseniz hani biraz daha güvende tutabiliyorsunuz. Tabii. Yani bu tip işlerin, yani şifreleme protokollerinin işte GPG için de böyle, onu da belki daha sonra anlatacağız. Bundan sonra işte OTR için de böyle, farklı sistemler için de böyle temel problem şey ya, problem değil aslında, temel dikkat edilmesi gereken şey, evet veri şifreli, yani gidip gelen aracı bunu göremiyor ya da arada kim varsa. Gerçi yasal bir aracı olmasına gerek yok. Belki gayri yasal bir aracı var. Ama o bu içeriği göremiyor. Fakat konuştuğunuz kişi gerçekten karşıdaki kişi mi? Yani ben Orkut'la diyelim ki konuşmak istiyorum fakat Orkut'u görmüyorum. Ya da illa bütün chat'i kendi hayatınızda gibi düşünmemek lazım. Hani ben
Yani sadece mesela G-Talk'tan birileriyle konuşuyorsanız ve işte onu tanıyorsanız zaten falan filan, gene aslında teknik olarak almanız gereken bir sürü önlem var ama velev ki tanıdığınız biri olduğunu varsayalım. Hiç tanımadığınız ülkenin, dünyanın başka ucundan biriyle de konuşuyor olabilirsiniz. İşte ama konuştuğunuz kişinin gerçekten konuştuğunuz kişi olup olmadığını doğrulamak önemli. Bunun için genel olarak size birkaç yöntem sunuluyor. Bunlardan bir tanesi soru-cevap yöntemi. Yani işte belli bir siz soru oluşturuyorsunuz, bu soru için bir cevap yazıyorsunuz. Konuşma penceresi açıldığında karşı tarafa bir işte yorum aralığı gidiyor. O yorum aralığına karşı taraf cevabı yazıyor. Cevap doğru şekilde yazarsa o zaman doğrulama başlamış oluyor ve OTR devreye giriyor. Evet, ama bu hani soru yanıt olayında büyük küçük harfe duyarlılık var. Evet. O yüzden soruyu yazdıktan sonra ayrıca içinde hani şey demekte yarar var. İşte sadece küçük harf, sadece büyük harf gibi bir ipucu vermekte yarar var. Çünkü hani sorunun yanıtını yalnızca o kişi bilebilecek bile olsa, o kadar özel sorular sorabiliyorsunuz birbirimize. Büyük küçük harfler ötürü bir saat böyle birbirine doğrulamak, işte kankayı onayla, kanka evet. Authenticate body işlemi yapmak uzun sürebiliyor. Doğru, Barbara. Ama işte ne yapalım, bizim de kullandığımız, her zaman da kullandığımız ve işte en çok şey yaptığımız hani manuel fingerprint verification. Bunun sebebi de şu, işte fingerprint çok belirleyici bir şey. Ve tabii kopyalanabilirliği sıkıntılı bir durumda. Ve işte fingerprintimizi her yere yazdığımız için, yani işte bloklarımıza, başka yerlere vesaireye yazdığımız için yine bu fingerprintlerin işte son 8'lisini aşağı bıraktığımızda tuttuğumuz için daha kolay göz aşinalı olduğu için biz fingerprinti tercih ediyoruz. Fingerprint üzerinden doğrulama yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz orada. Daha sonra karşınızda işte aslında şifreyle konuşma orada başlıyor. Fakat artık karşı tarafı doğrulamanız meselesi oluşuyor. Karşı tarafı doğrulamak için de authenticate body diyorsunuz. Ve bu fingerprint'e ben sahibim diyorsunuz. Yani karşı tarafın fingerprint'i bende var. Ben bu fingerprint'in olduğunu biliyorum deyip onaylayıp I have deyip, mesela Pigeon için bunu anlatıyoruz. Her programın arayüzü farklı ama işlem aşağı yukarı aynı. Artık private, artık oradaki işte gizli konuşma değildir, özel konuşma değildir kısmı artık özel konuşmaları, bu konuşma private'lara dönüyor ve siz artık şifreli konuşuyor oluyorsunuz. Tabi bunun için şey fark etmiyor, platform fark etmiyor dediğimiz gibi. Hem işletim sistemi açısından platform fark etmiyor. Bunu hem Linux'ta hem işte Windows'ta hem de Mac OS'ta falan yapabiliyorsunuz ama şey içinde Jabber'ı kullanan, XMPP kullanan her protokol üzerinde bunu çalıştırabilirsiniz. Örneğin GTalk mesajlaşmalarınızı da OTR'la şifreleyebileceğiniz gibi Facebook mesajlaşmalarınızı da aynı şekilde OTR'la, andaki iletilerinizi de aynı şekilde OTR'la şifreleyebilirsiniz. OTR'ın aslında şeyini anlatıyoruz insanlara da, hani off the record'u açılımı. Bu off the record'u hani kim ortaya çıkarmış diye baktığımız zaman kendine şifre bank denilen diyen bir grup var. Bunlar ilk başta bir mail grubu olarak başlamışlar ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmışlar. İşlerinde hani bayağı ünlü kişiler var. İşte Julian Assange bunlardan birisi ya da Timothy Seymey gibisinden insanlar var. Bu arkadaşlar da hani kendi aralarındaki şifreli iletişimlerini daha iyi bir noktaya taşımak için OTR'ı geliştirmişler. Hani Cypher'la hani Cyberpunk'ın birleşimi bir sözcük oldu. Hani Cypherpunk ve işte Metis'ten galiba Cypherpunk diye kitabı çıktı. Bu topluluğun ya da bu örgütün birkaç üyesinin Julian Assange'la beraber yan yana gelerek, Julian Assange ev hapsindeyken yan yana gelerek yaptıkları konuşmaların notları okumanızı öneririm yine o kitabı da. Bu grup, Kanada'daki Cypherpunk'ların web sitesi var. Oradaki otr.cypherpunks.ca hani Kanada şeyinden web sitesinden indirmeniz mümkün. OTR'da gidip protokol kaynak kodunu ya da bizzat işte çalıştırılabilir dosyalarını. Evet, bu arada geçen programdan önce baktığımızda ben bu kısmına hiç bakmamıştım. Orada görmüştük. Ekrem Erdem diye bir arkadaş, biz de tanımıyoruz ama Ekrem Erdem diye bir arkadaşımız bu web sitesinde yapmış. Ona da teşekkür edelim. Evet. Gerçekten. Kanada'dan izlendiğimizi görmüş olduk. Hakikaten de izlenen var ama neyse 3-4 video izlenmiş bayağı Kanada'da. Pirate Box videosundan. Şimdi biz bir programı da anlatabilirdik fakat program anlatıldığı zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi o programın bir ekran kaydını almak gerekecek bunun için. Şimdi bu ekran kaydını aldınız ama işte program güncellendi, arayüz değişti, başka şeyler oldu. O program güncel artık üretilmiyor, geliştirilmiyor vesaire. Bir güvenlik sıkıntı çıktı falan. Dolayısıyla programı kullanmayı öğrenmek yerine şey kullanmak, yani protokolün ne olduğunu anlamak her zaman daha avantajlıdır. Aslında bunu o yüzden bu mantıkla çektik bu programı. Yani bir tutorial gibi değil de bu protokol nedir diye. Ama kendimizde.org.tr sitesinde masaüstü, anlık ileti, pigeon artı OTR
bu yolda izlerseniz eğer zaten PGP üzerinde bu işte OTR protokolü nasıl kullanacağınız ayrıntılı bir şekilde tutorial mantığında var. Şimdi bunu kullandığınız vakit, böyle şeyler kullandığınız vakit böyle bir sıkıntı oluşuyor bazen. İşte farklı bilgisayarlarınız var. Örneğin hem desktop hem laptopunuz var. Hem bir tane işte telefonunuz var. Ha bu arada chat secure'le, işte text secure'le yine bunun mobil üzerinde mobil uygulamaları da var. Mobillerden kullanabilirsiniz. Chat secure şey hem iOS'ta var hem Android'de var. Text secure de muhtemelen zannediyorum şimdi çok iyi hatırlamıyorum ama iOS'ta çıkmış olması lazım ama Android'de kesin var. Bunları da kullanacağınız zaman şöyle bir problem bazen ortaya çıkıyor. Bir fingerprintiniz var ve bu fingerprint hepsi bütün bilgisayarda ayrı ayrı oluşturmuşsunuz falan. Yeni denemelerde bunlar oluyor. Fingerprintleri çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Her programın taşıyacağınız alanı, dizinleme sistemi farklıdır muhtemelen ama internetten çok basit bir şekilde mesela ben denemek için hiç kullanmadığım programların da taşınabilirliğine baktım. Hepsi için, her işletim sistemi için hiçbir fark gözetmez. Yani mobilde olsun, desktop olsun fark etmez. Bu fingerprintleri taşıyabilirsiniz. Yani bir fingerprinti hem telefonunuzda, hem laptopunuzda, hem de desktop bilgisayarınızda, hem de mesela varsa iş bilgisayarınızda aynı şekilde kullanabilirsiniz, tercih ederseniz. Tercih etmezseniz farklı bir yöntem izlemek için işte her birinde farklı şeyler de oluşturabilirsiniz. Herkesin işte ayrı ayrı doğrulatmanız gerekecek. Bu da ayrı bir evet, şey. Evet. Bir fingerprinti işte insanlar bir kez onayladığı zaman onları zahmetten çıkarmış olursunuz. Hani sadece arada bir güncellemeniz yeterli olacaktır. Birden fazla çok zahmetli işler yaptırmak isterseniz. Pringles kutularından anten yapıyoruz. Oradan meşnete çıkıyoruz. Bu arada hani az önce Şifre Punk hareketinden, grubundan, örgütünden artık ne dersek toplumundan ondan bahsettik. Eğer zamanınız olursa, hani ki ayırın buna zaman, Şifre Punk'ların işte Wikipedia sayfasına gelip İngilizce olarak ve topluluktan kimler çıkmış, bugün interneti nasıl yönlendiriyor, işte yurttaş gazeteciliği ya da yeni medya dediğimiz şeyi nasıl yönlendiriyor bu işler, bir incelemenizi öneririm. Hani bugünü şekillendiren 80'lerin popüler bir örgütüymüş Şifre Punk, bunu da görürüz hep beraber. Evet, aynı zamanda yurttaş gazeteciliği için Transmetropolitan'ı okumanızı da öneririm ayrıca ben de. Bana vermedin abi onu. Tabii ki söylemeye gerek yok. Bizim tanıttığımız her tanıtacağımız da ilerisinde her türlü şey gibi, uygulama gibi, protokol gibi, ne olursa uzun yazı veya kitap gibi bu da özgür. GPL, General Public License, işte Git üzerinden de bunu geliştirebilirsiniz. Yine sayfasında var. Başkan, OTR ile ilgili anlatacağımız bir şey var mı? Ha, OTR ile ilgili konuşurken, bunu söylemek istedim, OTR konuşurken daha önce yapılmış hatalardan biri de siz yapmayın diye Neslihan Turan'a buradan selam gönderiyoruz. Kendisi şu an Almanya'da Java ile Android programlama yapıyor. Android üzerinde Java ile birlikte bir şey uygulama geliştiriyor. Tam ne geliştiriyor ben de şimdi hatırlamıyorum. OTR konuşmaya başladığınız zaman sosyal medya program geliştiriyor. Sosyal medya uygulaması. Sosyal medya uygulaması. İnsanlar birbirini takip edip böyle üstte karakterli şeyler çekmiş. Mesela çekmiş. Simgesi de mavi renkli bir ördek olacakmış. Şey yap Neslihan, evet buradan selam, şey yapmayalım yani hani çektiğimiz yani konuştuk, o konuşmanın şeyini alıp lan bu nasıl resim diye Facebook'a koymayalım. Bu da yapılmış hatalardandır. Geçen programda söylemiştik, istediğimiz programda içinde kalmasın diye söylemek istiyorum. Kopete de aynı zamanda OTR uyumlu. Pardus Kopete ile çalışıyordu biliyorsunuz. Pardus'u da buradan almış olalım. Eren Türkay'a da buradan selam göndermiş olalım. Onur Küçü'ye de selam gönderelim. Evet. Eylül'de de IGF var arkadaşlar. Burada gavurlar IGF yapıyor. Biz de onlara karşı Ungovernance forumu yapıyoruz. Onlar interneti yönetebileceklerini düşünüyorlar. Biz ise internetin gayrimerkezi, dağıtık ve hani olabildiğine özgür olması gerektiğini sanıyoruz. Bununla ilgili de işte etkinlikleri şimdiden duyurmaya başladık. Bunun sitemizden takip edebilirsiniz. Evet, iuf.alternatifbilişim.org. Tekrar bakalım ama. İnternet Ungovernance Forum. Evet, iuf.alternatifbilişim.org. Doğrudur. Bunu zaten yazarız. Oradan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. İşte gelecek örgütleri, bu arada IGF katılanlardan da bazıları bizle birlikte yine atölyeler, sunumlar, paneller yapacaklar. En azından katılımcı olacaklarına eminiz şu anda. Öyle de bir durum da var. Eylül'de de hepinizi bekleriz. Kayıt olmanızı rica ederiz. O siteden bakın. Başka bir şey var mı? Yani şimdilik yok. Fakat şey çok efsane oldu. Kedi yapın siteyi bir daha bakalım diye adresi hatırlamayın. Evet. Sebebi de şu, ben yapıyorum sonra template'i Ali Rıza gönderiyorum, Ali Rıza ekliyor. Ha. Ondan dolayı. Bir de şeyi hep karıştırıyorum, oraya G koymuş muydu, koymamış mıydı, koymamış mıydı, karıştırıyorum. Hani Ungovernance ya. Yani EUF diye mi yazdık yoksa EUGF diye mi yazdık diye karıştırıyorum. Ta onu iyi oldu ama. Twitter'dan da hashtag işte
Angov sadece olarak. Oradan da takip edebilirsiniz. İnternet yönetimi. Evet. Neyin Angov olduğu da belli olsun diye. Karıştırmayalım. Tamam o zaman. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha sonra görüşürüz.